Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Arzu. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız eğer kanalıma abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Bugün sizlere rahatsız edici bir konudan bahsedeceğim. Eğer hassas olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Videolarım teşvikli, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün size bahsedeceğim kişiler Leonard Lake ve Charles Ing. Seri katillerin empati yeteneği yoktur. Fiziksel olarak acıyı hissetseler de kendilerini asla acı duydukları bir olayda düşünmezler. Asla pişman olmazlar, suçluluk duymazlar. Narsist ve saplantılı kişilerdir. 1984, Kaliforniya. Dubs ailesi San Francisco'da yaşıyor. Harvey, Debra ve 1 yaşındaki oğulları Sean Dubs. Harvey bir matbaa şirketinde çalışıyor. Aynı zamanda ek gelir kazanmak için de düğünler, özel günlerde çekimler yapıyor. Ve yine ek gelir olması için de ekipmanlarını kiraya vermekten çekinmiyor. 24 Temmuz'a gelindiğinde aile ortadan kayboluyor. Ne Sean kreşe bırakılıyor, ne Harvey matbaadaki işine gidiyor, ne de Debra'yı mahallede gören biri var. Komşular aileden haber alamadığı için tabii ki de çok endişeleniyorlar ve hemen polisi arıyorlar. Polis eve geldiğinde önce kapıyı çalıyor. Tabii ki evde kimse olmadığı için kapı açılmıyor ve daha sonra içeriye giriyorlar. İçeride hiçbir yaşam belirtisi yok, kimse yok evde ve mutfakta yıkanmamış kirli bulaşıklar duruyor. Mahallede hemen araştırma yapılıyor tabii ki, komşularla konuşuluyor. Olası tanıklardan bir tanesi küçük Asyalı bir adamı evden çıkarken gördüğünü söylüyor ve elinde de bir spor çantası olduğundan bahsediyor. Başka bir tanık yine aynı kişiden bahsediyor. Küçük Asyalı bir adamın evden spor çantasıyla çıktığını, ekstradan yanında iki büyük bavul daha olduğundan bahsediyor. Dışarıda bir kamyonette bir adam bu Asyalı adamı bekliyor. Evden çıkan Asyalı adam kamyonete biniyor ve oradan uzaklaşıyorlar. Kamyonetin sürücü koltuğundaki kişi ise sakallı ve iri yarı biri. Aile ayrıntılı bir şekilde araştırılmaya, soruşturulmaya devam ediyor. Ailenin kaybından önce 11 Temmuz'da başka bir olay daha yaşanmış aslında. Bir cinayet ve bir de cinayete teşebbüs olayı. 36 yaşındaki Donald Guelletti, oda arkadaşı Richard ile birlikte yaşıyor. Kendisi bir radyoda çalışıyor, aynı zamanda eşcinsel ve yerel gazetelere de sürekli ilanlar veriyor. Yerel gazetelere verdiği ilanlarda ev adresi ve telefonu da mevcut. Bunu farklı erkeklerin onu bulması için yapıyor. 11 Temmuz'da Donald'a bir telefon geliyor. Telefondaki kişi gazete ilanı için aradığını ve o akşam evlerine gelebileceğini söylüyor. Donald da bu teklifi tabii ki kabul ediyor. 11 Temmuz akşamında kapıları çalındığında Richard ve Donald telefondaki kişinin geldiğini düşünüyorlar ve Richard kapıya yöneliyor. Kapıyı açar açmaz ise kafasından vuruluyor. Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarıyor. Daha sonrasında gelen kişi Donald'ı da vurarak evdeki değerli eşyaları alıp evden ayrılıyor. Gelen kişi evden ayrıldıktan sonra Richard hemen 911'i arıyor ve başından geçenleri anlatıp şahsında bir tanımını veriyor. Bu tanımda polislere bahsederken şöyle söylemiş Richard, küçük bir Çinliydi. San Francisco'da yaşanan bu kaçırılma olayları ya da bu vurulma olayları, cinayete teşebbüs olayları aynı kişiler tarafından yapılmış olabilir. Dedektifler bundan şüpheleniyorlar. Ancak bu olayları birbirine bağlayan hiçbir kanıt yok ortada. Bu yüzden dedektiflerin beklemesi gerekiyor. Yani ya bir kaçırılma olayı daha olacak ya da bir cinayet ya da cinayete teşebbüs olayı olacak. Tüm bu olaylardan 3 ay sonra bir kayıp vakası daha yaşanıyor. 34 yaşındaki Randy Jacobs'ın ortadan kayboluyor. Randy'nin bir minibüsü var ve bu minibüsünü satmak için bir müşteriyle buluşuyor ancak bir daha geri dönmüyor. Randy'nin kaybından bir ay sonra 2 Kasım'da 39 yaşındaki Paul Kozner ortadan kayboluyor. Paul'in kız arkadaşı çok endişeleniyor ve polisleri arayıp kayıp ilanında bulunuyorlar. Polisler Paul'in yakınlarıyla konuşmaya başlıyor. Kız kardeşi onlara şundan bahsediyor. Paul'in bir minibüsü vardı, bunu satmak için yerel gazeteye ilan vermişti. Bu ilan içinde bir müşteri aradı ve minibüsü test sürüşüne götürmek istediğini söyledi. Abim de bunu kabul etti. Gelen kişi iri yarı ve sakallı bir adamdı. Bir gün sonra bu iri yarı adam minibüsü almak istediğini söyledi. Abim de minibüsü ona teslim etmek için götürdü ve bir daha geri dönmedi. Polislerin aldığı fiziksel tarifler hep aynı. İri yarı sakallı bir adam ya da Asyalı küçük bir adam.
Yani muhtemelen ortada bir suç çılgınlığı yapan çift var. 1985 yılına gelindiğinde bir kayıp vakası daha yaşanıyor. Bu kişi 24 yaşındaki Clifford Pinnacle. Clifford bir şirkette çalışıyor. Bu gezici bir şirket. İşten sonra da sık sık barlara, yerel barlara takılıyor. Ve kaybolmadan önceki hafta sonunda ise bir barda eğlenirken görülüyor en son. Ve işe gitmediği için de kayıp ilanı veriliyor. Polisler o gece görüldüğü barın barmeniyle konuşmaya gidiyorlar ve barmen onlara şöyle söylüyor. Yanında arkadaşı gibi görünen küçük Asyalı bir adamla birlikte bardan ayrıldı. Clifford'un kaybından 2 hafta sonra patronuna bir mektup geliyor. Mektubu gönderen kişi Cliff'in kendisi ve şöyle yazmış. Yeni bir iş buldum ve geri dönmeyi düşünmüyorum. Bir tane de banka hesabı ekleyip geriye kalan çekimi yani maaşımı buraya gönderebilir misiniz? Cliff bu mektuptan sonra artık kayıp olarak nitelendirilmiyor. Yani normal bir şey olduğunu düşünüyorlar. Başka bir iş bulmuş ve oraya gitmiş. Daha sonra aynı şirketten Jeff Gerald ortadan kayboluyor. Ve bir süre sonra ondan da bir mektup geliyor patronuna. Ve Cliff'in yazdığı şeylerin aynısını Jeff de yazmış. Başka bir iş buldum. Artık geri dönmeyeceğim. Lütfen geri kalan çekimi bu adrese gönderir misiniz? Bu da bir tuhaf ya da kayıp olayı gibi adlandırılmıyor. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Cliff, Jeff'le bir bağlantı kurmuş olabilir ve onu da kendi yanına almış olabilir. Yani ikisi birlikte bağlantı kurup, gel ben daha iyi bir iş buldum, seni de yanıma alayım demiş olabilir. Jeff de buna ikna olmuştur ve gitmiştir diye düşünülüyor. Ancak kayıp olayları gittikçe artmaya başlıyor. 12 Nisan'da Michael Carroll ve kız arkadaşı Kathleen Allen ortadan kayboluyor. Michael ve Kathleen birbirine çok bağlı bir çift ve aynı iş yerinde çalışıyorlar. İkisi de bir otelde çalışıyor. Ve ilk önce Michael kayboluyor aslında. Ve Kathleen bunun üzerine çok fazla endişeleniyor ve tam polise haber vermeyi düşündüğü sırada Michael'dan bir telefon alıyor. Telefonda Michael ona vurulduğunu ve Kathleen'e ihtiyacı olduğunu söylüyor. Daha sonrasında ise bir arkadaşını göndereceğini ve onu aldıracağını söylüyor. Kathleen telefonu kapattıktan sonra patronuna gidiyor ve durumu ona anlatıyor. Michael'ın işe kısa bir süre gelemeyeceğini söylüyor. Ve işte onun yanına gitmesi gerektiğini, vurulduğundan falan bahsediyor ve bir arkadaşını da gelip kendisine alacağını söylüyor. Patronla her şeyi anlatıyor. Araç geldikten sonra Kathleen araca biniyor ve bir daha ondan haber alınamıyor. Polisler otele geldiğinde patronuyla konuşuyorlar. Patronu bütün olan biteni onlara anlatıyor ve gelen kişinin de iri yarı ve sakallı bir adam olduğundan bahsediyor. Kaybolan kişilerin birbirleriyle asla bir bağlantıları yok. Ancak görgü tanıklarının hepsi iki kişinin aynı fiziksel özelliklerinden bahsediyor. Sonrasında 26 yaşındaki Robert Stepney ortadan kayboluyor. Robert arkadaşlarıyla tatil yapmak için evden ayrılmış. Ancak onu bir daha kimse görmüyor. Ve sonrasında Bond ailesi ortadan kayboluyor. Lenny, Brenda ve çiftin 2 yaşındaki oğulları Lenny Jr. Bond. Aile çekirdek bir aile, çevresi tarafından seviliyor, kendi hallerinde sessiz, sakin bir aile. Aile biraz tenha, daha doğayla iç içe olan, daha dağlık bir bölgede yaşıyor. Ailenin yakınları, arkadaşları, aileleri onlardan haber alamayınca polisi arayıp kayıp ilanında bulunuyorlar. Polisler artık sonunda gelen bu bütün görgü tanıklarının söylediği fiziksel kanıtlara dayanarak bir robot resim oluşturuyorlar ve bunu her yere yayıyorlar. Artık halktan yardım isteniyor bu kişiler hakkında. 2 Haziran 1985'te polislere bir ihbar geliyor. Güney San Francisco'da bir hırdavatçıda mengene çalmaya çalışan Asyalı küçük bir adamdan bahsediyorlar ve bu kişinin aranan kişiye çok benzediğini söylüyorlar. Polis hemen olay yerine hareket ediyor. Polisler olay yerine gittiğinde bu Asyalı olan adam kaçmayı başarmış. Ancak polisler dükkanın dışında aramalar yaparken, oralarda gezinirken dışarıda duran bir kamyonetin içindeki adam dikkatlerini çekiyor. Bu adam iri yarı ve sakallı bir adam. Bu kişiyi şüpheli buldukları için yanına gidip aracı aramak istiyorlar. Polisler araçta 22 kalibrelik susturucu takılmış yasa dışı bir silah buluyorlar. Ayrıca aracın içinde kurşun delikleri ve kan izleri var. Adam kendisini Robert Stepney olarak tanıtıyor. Hatırladınız değil mi? Arkadaşlarıyla tatile gitmek için evden ayrılan ve bir daha da haber alınamayan Robert. Gerçek Robert'a ait olan değiştirilmiş bir ehliyeti gösteriyor polislere.
Ruhsatta ise Robert'ın yaşının 26 olduğu yazıyor. Ancak bu adam çok daha yaşlı. Bunun üzerine polisler tabii ki bu iri yarı adamı hemen tutukluyorlar. Bu şahsın gerçek kimliği Leonard Lake olarak biliniyor. Sorgu sırasında polisler ona bir bardak su veriyorlar, bir de kağıt kalem veriyorlar. Buraya işte yazmak istediklerini yaz, ifadeni yaz diye. Daha sonra odadan çıkıyorlar. Ve Leonard birkaç bir not karaladıktan sonra kağıda kıyafetinin gizli bölmesinden siyanür tabletleri çıkartarak onları arka arkaya yutuyor ve orada intihar ediyor. Polisler odaya girdiklerinde Leonard komaya girmiş. 4 gün sonra da hayatını kaybediyor. Ölmeden önce karaladığı o küçük nota birçok suç işlediklerini, suç ortağının isminin Charles Ing olduğunu ve bir de yaşadıkları mülkün adresini yazmış. Polisler tabii ki bu mülke hemen baskın yapıyorlar. Polisler hemen mülkü aramaya başlıyorlar ve mülkün etrafındaki sığ mezarlara gömülmüş olan 12 tane insan bedeni buluyorlar. Bu mülk bir çiftlik. Bu çiftlik evinin içerisinde bir sığınak, bir silah deposu ve etrafında da 45 kilo kömürleşmiş insan kemikleri var. Dedektifler net olmasa da en az 25 kişiyi öldürdüklerini düşünüyorlar. Ebeveyn yatak odasında 4 direkli bir yatak var. Yani yatağın her bir başında birer direk var. Bu direklerde ise gevşek bağcıklar bulunuyor. Yani birini bağlamak için yapılmış. Etrafta ise birçok kanlı kadın iç çamaşırı bulunmakta. Ve burada Leonard Lake'ın günlükleri. Aynı zamanda Leonard'ın ve Charles'ın kurbanlarına yapmış oldukları, özellikle kadınlara yapmış oldukları işkenceler, saldırılar, CS'de bulundukları anlar, hepsini kamera görüntüsüne almışlar ve birçok video kamera kaseti var. Bu videolardan birinde Lake şundan bahsediyor. Dünya bir nükleer savaş tarafından yok edilecek ve ben bir kadını esir tutmak istiyorum. O esir tuttuğum kadınla birlikte biz de hayatta kalacağız. Ve başka bir video görüntüsünde ise gayet lakayt, laubali bir şekilde şunları söylüyor. Bunları da nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama. Bir kadını köle olarak yanımda tutmak istiyorum. Seks kölesi olarak yanımda tutmak istiyorum. Ona istediğim her şeyi yapmak istiyorum. İşkence de dahil. Daha sonrasında ise işim bittikten sonra onu hayatımdan tamamen çıkarmak istiyorum. Ve onun bir yere kapatmak istiyorum. Bu iki şahsın çekmiş olduğu kamera görüntüleri mevcut. Onları ben açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bakarsınız bakmazsınız orası size kalmış. Bakmak ister misiniz onu da bilmiyorum ama ben o açıklamalar kısmına eklemiş olacağım. Bu yatak odasında masa, raf gibi bir şey var ve üzeri kimyasallarla dolu. Aynı zamanda burası ses geçirmez olarak dizayn edilmiş. Tüm bunlar olurken Charles Ing Chicago'ya ve Detroit üzerinden de Kanada'ya kaçıyor. Charles bir ay boyunca kaçak olarak yaşamayı başarıyor ancak bir ayın sonunda tekrardan hırsızlık yaparken yakalanıyor. Karakolda iki polis memuruna karşı koyuyor ve bir tanesini de elinden vuruyor. Hırsızlık, canice saldırı ve ateşli silah bulundurma gibi suçlardan suçlu bulunuyor ve kendisine 4,5 yıl hapis cezası veriliyor Kanada'da. Amerika müfettişleri onun yakalandığını duyunca hemen iletişime geçiyorlar ve onun tekrardan Amerika'ya iade edilmesi için çalışmalara başlıyorlar. Ancak Kanadalı yetkililer onların idam cezasını kaldırdığını, eğer Charles'ı Amerika'ya iade ederlerse orada idam edileceğini düşündükleri gerekçesiyle onu iade etmekten vazgeçiyorlar. İade etmek istemiyorlar idam edilecek diye. Charles hapishanede Amerikan hukuku okuyarak ve işledikleri suçların, saldırıların karikatürlerini çizerek zaman geçiriyor. Toplamda Charles Ing'in Kaliforniya eyaleti ile yasal savaşı 20 milyon doları geçmiş durumda. Peki ama bu cani adamlar kimdi ve ne gibi suçlar işledi? Şimdi size birazcık onların hayatından bahsetmek istiyorum. Leonard Lake 29 Ekim 1945'te San Francisco, Kaliforniya'da doğuyor. Bebekken herkes onu parlak çocuk diye seviyorlar. Çünkü bebekken oldukça tatlı ve güzel görünüyor. Ve çok küçük yaştayken ebeveynleri boşanınca Leonard ve kardeşleri büyük annesi ve büyük babasıyla yaşamaya başlıyorlar. Leonard o küçücük yaşında kız kardeşlerinin çıplak resimlerini çekmeye başlıyor. Yani bu demek oluyor ki Leonard'ın farklı eğilimleri var. Pornografiye karşı olan takıntısının bir başlangıcı aslında.
Leonard çok zeki bir çocuk. Ancak zekasını çok başka şeylerde kullanıyor. Fareleri ve küçük hayvanları kimyasallarda çözerek öldürmeye başlıyor ve bundan da zevk alıyor. Büyük annesi aslında her şeyin farkında. Ancak Leonard'a asla engel olmuyor. Görmezden geliyor ya da belki de çok fazla önemsemiyor. 1965'te Amerikan Deniz Piyadelerine katılıyor ve radar operatörü olarak Vietnam'da görev yapıyor. Göreve yeni başladığı sıralarda psikotik reaksiyonlar göstermeye başlıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Ancak kısa süre sonra görevine yeniden dönüyor. 1971'de şizoid kişilik bozukluğu tanısı konularak taburcu ediliyor. Yani görevinden artık atılıyor, uzaklaştırılıyor sağlık sorunları nedeniyle. Görevinden ayrıldıktan sonra San Jose, Kaliforniya'ya taşınıyor ve San Jose Üniversitesi'ne kaydoluyor. Ancak burada da sadece bir dönem okuyabiliyor ve daha sonrasında da oradan ayrılıp hippie komünine katılıyor. Leonard bu süre zarfında küresel nükleer savaş fikrine takıntılı hale geliyor. Yani bir nevi hayatta kalma paranoyası. Yani yeni bir küresel nükleer savaş çıkacak ve bunun sonucunda dünya yok olacak fikri iyice onda yer etmeye başlıyor. Bunun üzerine de silahlara olan takıntısı daha da fazla artmaya başlıyor. 1977 yılında Cricket lakabını taktığı 25 yaşındaki öğretmen yardımcısı Claire-Lyn Blige adında bir kadınla tanışıyor. 1981 yılında da bu kadınla evleniyor. Leonard daha önce de bir evlilik yapmış ancak eski eşi onun cinsel sapkınlıklarına dayanamadığı için ondan ayrılmış. Cricket'le evliliği boyunca da bu sapkın düşünceleri hala mevcut ancak Cricket bunların hepsini kabul ediyor. Hatta Leonard'ın amatör porno filminde bile oynuyor. Kısa süre sonra da Leonard Charles Ing ile tanışıyor. İkilinin bir gazete ya da bir dergi ilanıyla tanıştığı söyleniyor ama bu yine de kesin bir bilgi değil. Charles Ing, 24 Aralık 1960'ta Hong Kong'da dünyaya geliyor. Babası bir işletme yöneticisi ve çok disiplinli bir adam. Charles'ı ise fiziksel şiddetle ve katı kurallarla yetiştiriyor. Charles küçük yaştan itibaren dövüş sanatlarına oldukça ilgili. Aynı zamanda da kendisine bir saplantı oluşturuyor ateş yakma konusunda. Ve ömür boyunca da çalmaya karşı olan ilgisi hiç azalmıyor. 15 yaşında hırsızlıktan tutuklanıyor. Babası bu olay karşısında Charles'ı İngiltere'de özel yatılı bir okula gönderiyor. Fakat Charles orada da rahat durmuyor. Ve okul arkadaşlarının eşyalarını çaldığı için okuldan atılıp tekrardan Hong Kong'a gönderiliyor. Reşit olduktan sonra Amerika, Kaliforniya'ya taşınıyor. Belmont'taki Notre Dame Nemours Üniversitesi'ne kaydoluyor. Ancak o da Leonard gibi bir dönem okuduktan sonra okulu bırakıyor. 1979 yılında bir vurkaç olayına karışıyor ve daha sonra da tazminat ödemeye zorlanıyor. 1980 yılında uyruğu hakkında yalan söylüyor ve USMC'ye katılıyor. USMC, Amerika Deniz Piyadeleri Savunma Bakanlığı bölgesinde bulunan bir kuvvet komutanlığı. Hawaii Konihoe Körfezi'nde deniz piyadeleri üstünde silah deposundan 11 bin dolar değerinde otomatik silah çalıyor ve bir yıl dolmadan görevinden onursuz şekilde ihraç ediliyor. 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasına rağmen buradan da Kaliforniya'ya kaçıyor ve burada Leonard Lake ile tanıştığı biliniyor. Ve daha sonrasında da Leonard'ın çiftlik evine taşınıyor. 1982 yılında Leonard ve Charles FBI tarafından ateşli silah ihlalleri nedeniyle tutuklanıyor. Leonard kefalette serbest bırakılıyor ve eski karısına ait olan Kaliforniya Wilsonville'daki çiftlik evine saklanıyor. Ve büyük bir nükleer kuşatması beklentisiyle silah ve erzaksı topluyor. Leonard burayı bir sığınak haline getiriyor. Charles ise 3 yıl hapis cezasından sonra tekrardan Leonard'ı arıyor ve onun yanına taşınıyor. Öldürdükleri kişiler arasında Leonard'ın kardeşi Donald Lake de var. Onu neden öldürdüğü bilinmiyor. İkili birçok suç çılgınlığına karışıp birer seri katile dönüşüyorlar. Hedefleri kadınlar olsa da bir aileyi de tamamen ortadan kaldırmaktan çekinmiyorlar. Bu ikilinin belirli bir kurban potansiyeli yok. Yani kadınlar, erkekler, hatta bebekler herkes öldürebiliyorlar. Bu yüzden oldukça tehlikeliler. Kadınları Leonard'ın yapmış olduğu sığınakta tutsak ediyorlar. Burada kadınlar inanılmaz işkencelere maruz kalıyor. Mengenelerle parmakları kırılıyor. İşte çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Çok çok fazla işkencelere maruz kalıyorlar. Aynı zamanda da tabii ki saldırılara maruz kalıyorlar ve bunların hepsinde bir tanesi yaparken diğeri video kamerayla çekiyor.
Erkekleri de iş vaadiyle çiftliğe çekiyorlar ve orada paralarını, işte değerli eşyalarını soyduktan sonra da onları da öldürüp ortadan kaldırıyorlar. Kurbanlarını vurarak ya da boğarak öldürüyorlar. Bazılarını parçalayıp yakıyorlar, bazılarını ise kimyasallarda çözerek yok ediyorlar. Kaçırdıkları ailelere inanılmaz işkenceler ediyorlar. Önce bebekleri ortadan kaldırıyorlar, daha sonra annelerine gidip bebeklere ne yaptıklarını anlatıyorlar. Ve sonrasında kadınların eşlerini sığınağa getirip onları bir yere bağlıyorlar ve adamların gözünün önünde eşlerine saldırıda bulunuyorlar, CS'de bulunuyorlar. Ve daha sonra da adamları ortadan kaldırıp kadınlara günlerce işkenceler ediyorlar. Onaylanmış 10 kurbanları var, yani tanınabilecek halde olan 10 tane kurbanları var. Diğer yakılmış insan kemiklerine de bakılırsa eğer 25 kişiyi öldürdükleri düşünülüyor. Bunlardan ikisi henüz 1 ve 2 yaşında olan bebekler. Leonard Lake'in bu sapkınlıklarına ilham olan şeyin Koleksiyoncu isimli bir kitap olduğu söyleniyor. Bu kitabın bir kopyası o kaldığı yerde bulunuyor ve Leonard bu kopyanın hepsini ezberlemiş. Yani bütün kitabı ezberlemiş. Ayrıca benim de yine kanalımda anlatmış olduğum Güzellik Kraliçesi katili Christopher Wilder'dan da etkilendiği söyleniyor. Ve bir de Kansas şehri kasabı Robert Bardillo'dan etkilendiği düşünülüyor. Ve bir videomuzun, bir davamızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni destekleyen ve dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmek ve kanala abone olmak size hiçbir şey kaybettirmez. Aksine daha iyi içerikler üretebilmem için beni motive eder. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki davada görüşmek üzere. Sevgi ve saygıyla. Hoşça kalın.